ballar. Bu yaşanıyor. Karşınızdayım. Ay, 85 sene falan oldu herhalde video çekmeyeli ben. Yani o kadar çok şey olup bitiyor ki çok ruhen yorgun olduğum bir dönemdeydim. Ve çekmek istemedim ve bunun tabii ki hani ufak tefek hayat, iş, cart cürt, para bulunan yani sorunları varsa da %95 sebebi taşınma stresiydi. Evin bana yaşattığı stresti. Ama artık yani bitti demeyeyim, sonuçta hala taşınma işleminin kendisi kaldıysa da en azından ev bulduk. Artık böyle biraz daha önümü görebiliyorum. O yüzden çok daha mutlu, çok daha iyi bir ruh haliyle, daha huzurlu bir ruh haliyle karşınızdayım. Çok beklettim biliyorum. İşin garibi, ne bileyim yani eskisine kıyasla çok çok daha aralıklarla video koyduğum için ve eskisine kıyasla çok daha az sayıda insan beni izlediği için çok bu kadar hani böyle bir bekleme, ısrarla bekleme durumu olmaz diye düşünmüştüm. Ama oldu. Çok teşekkür ederim. Bekletip de bu süreçte beklediği için sıktıklarım varsa aranıza özür dilerim. Gerçekten amacım o değildi. Sadece kafam o kadar doluyken, o kadar böyle pusluyken, moralim iyi değilken, enerjim çok düşükken video çekmeyi sevmiyorum. Onun üstüne bir de evin dandiniliği, her şeyin her yerde olması, artık yani her şey üst üsteydi gerçekten. İnşallah ben 2019'un, inşallah tabii hayat ne getirebilmez ama en azından başlangıcının, çünkü taşınacağımız için ve yeni evin bana iyi geleceğini, bana çok daha iyi bir enerji getireceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Ve inşallah içime daha çok video çekme isteği ve fırsatı da getirecektir. Çünkü şu an video çekmek istediğim zamanlarda bazen kendimi iyi hissetsem, çekmek istesem bile, bugün olduğu gibi mesela arabada çekiyorum, moralim iyi, çekmek istiyorum. Fakat evde 3 kişi var benim de, şimdi gürültü vesaire derken istediğim gibi çekemiyordum. Şimdi hem kayınvalideme hem Loretta teyzeye daha yakın bir yere taşınacağız. Doğal olarak ben video çekmek istediğim gün, yani haftada 2 gün bile olsa 1-2 saat mesela gelip Anatoly'yi dışarı götürseler ya da Charlie, ya da ben Anatoly'yi onlara bıraksam ya da onlar bir şekilde oynasalar falan, hani benim video çekebilecek vaktim ya da kendime ayırabilecek vaktim olacak bu anlamda. O yüzden ümit ediyorum bir tık daha verimli olabileceğim video çekme konusunda. En azından istediğim zaman çekebilmek konusunda. Çünkü bazen enerjim olmuyor, istemiyorum ayrı, ama istediğim zaman da video çekecek ortamı bulamıyordum. Ama şu an karşınızdayım. Arabanın içindeyim. Kusura bakmayın. Arabada sohbet ya da makyaj videolarını sevmeyen arkadaşlar kusura bakmasın. Size sakin, kafamı size vererek video çekebilmek istiyorum. Ve onun sağlayabildiğim yer şu an burası. Makyaj yapacağım, işe gideceğim. Çünkü işe gitmeden önce şöyle söyleyeyim. Son 2 haftadır falan makyaj, bir dönem deliler gibi makyajı ve saçlarımı düzleştirmeye sardım biliyorsunuz. Son video çektiğim dönemlerde böyle 2 hafta öncesinde, 2 haftadan öncesi. Eyelinerlı makyajlar falan yapıyordum ve çok severek, çok zevk alarak yapıyordum. Ama işte bu puslu, böyle kafamın dağınık, gergin, stresli, mutsuz olduğum dönemde hiç makyaj falan yapasım gelmiyordu haliyle. İşe giderken zar zor bir şeyler sürüyordum. O dönemde yaptığım ve kendi kendime yakıştırdığım bir makyajı göstereceğim size. Bazı günler hiç yapmıyordum. Ama yaptığım zaman bunu yapıyordum şimdi. Hem sohbet edeceğiz hem de ben hazırlanacağım. Sonra Sephora kutumu göstereceğim size. Sephora kutum geldi. Çok yakında bir parfüm koleksiyonu videosu çekeceğim. Parfüm koleksiyonuma bir tane daha ürün eklenecek. Sanırım haftaya. O da geldikten sonra bir güncel parfüm videosu çekeceğim. Ve bu parfüm videosu diğer bugüne kadar çektiklerimden daha farklı olacak. Çünkü daha çok konuşacağım. Çünkü eskiye göre bir tık daha bilgiliyim sanırım parfümler hakkında. Ben kafayı yediğim zamanlarda bir şeye takıyorum. Ve o şey beni böyle kendi kendime streslendiğim konu her neyse ondan çekip alıyor. Ve kafamı dağıtmama sebep oluyor. Bir dönem oyun oynuyordum biliyorsunuz. Sonra onu bıraktım. Gerçi şu an arada gene oynuyorum aynı oyunu ama eskisi kadar böyle günde saatlerimi vererek asla değil. Günde böyle 10 saat falan telefondaydım oyunda çünkü. Öyle değil, arada bakıyorum şimdi. Şu sıralarda parfümlere taktım. Ama bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii hayatta bazı şeyler yolunda gitmezken bir şeylere bağımlılık derecesinde takma psikolojisi kendi başına iyi bir şey olmayabilir. Ama şöyle düşünüyorum. Uyuşturucuya takmadım. Değil mi? Sigaraya, alkole takmadım. Gece hayatına takmadım. Parfümlere taktım. Takıp da ne yaptım? Parfüm benim senelerdir. Kozmetik genel anlamda ve parfümler vesaire benim senelerdir tutkum. Çok sevdiğim şeyler. Ama dönem dönem azalıp artabiliyor bu
hem alma isteği hem onlarla ilgilenme isteği. Mesela geçmişte işte deliler gibi kozmetik alışverişi yapma isteğim vardı, yapıyordum. Sonra Anatoly'ye hamile kalınca sıfır, bitti. Yani o istek tamamen kesildi benim için, çok ciddi bir süre. Böyle 1-2 sene boyunca doğru hiçbir şey almadım. Çok hani nadir ihtiyaç olanları ya da çok iyi bir indirim gördüysem aldım ama eskisi gibi alışveriş falan yapmıyordum. Buna parfüm de dahil, hatta parfüm sürmedim bile. Sanırım hamileliğim boyunca çok az sürdüm ya da tenime hiç sürmüyordum zaten. Ve Anatoly'ye doğduğunda da uzunca bir süre sadece deodorant kullandım haliyle. Onun dışında parfüm sürmüyordum. Sürekli kucağımda bebek, hani ona geçmesin kokusu, onu rahatsız etmesin vesaire diye. Artık Anatoly 2 yaşında kocaman bir kız oldu. Ve benim kozmetik aşkım zaten geri dönmüştü. Şimdi parfüm aşkım da geri döndü. Dediğim gibi senelerdir parfümleri çok seven biriydim ben hep. Ne bileyim, yani beni çok mutlu ediyorlar. Şu anda ettikleri kadar çok mutlu ettiler mi hiç bilmiyorum ama bana genel anlamda mutluluk veriyor. Güzel kokmaktan daha güzel ne olabilir? Tabii ki güzel kokmanın tek kıstası parfüm sürmek değil, temiz olmak vesaire falan filan ama yani hepimiz artık herhalde duş alan, vücudunu temiz tutan insanlarız ve bunun üstüne bir de bir iki fıs parfüm sıkılıp mis gibi kokunca ben çok mutlu oluyorum. Parfümlerimle oynamaktan, bildiğiniz şeyleri önüme koyup oynuyorum onlarla. Bakıyorum, kokluyorum falan böyle. Charlie diyor sen hastasın diyor. Haklı. Fragrantica diye bir parfüm forumu var. www.fragrantica.com diye bir site, İngilizce. İngilizce bilenleriniz ve parfümle ilgilenenleriniz varsa Hacı sen ne getirdin ya? Gözüm sürekli orada burada, dışarıda çekmenin tek dezavantajı. İnsanlar var, onlara bakıyorum. Şu an birisi bizim apartmana bir şey getiriyor. Neyse. O sitedeyim akşama kadar. Sürekli parfümler hakkında yorumlar okuyorum. Sevdiğim parfümler hakkında işte. Hypnotic Poison, Dior Addict, Versace, Crystal Noir vesaire. Ve şu an koleksiyonuma yeni katılacak olan. Onları parfüm videomda anlatacağım artık. Her neyse. Yani size parfümlerle ilgili detaylı, daha böyle uzun konuşmalı, anlatmalı bir video çekmeyi düşünüyorum. İlginizi çekiyorsa ne güzel. Çünkü bu video gelecek. Kesinlikle çekeceğim bunu. Bu evde mi çekerim bilmiyorum artık. Yoksa yeni taşındığım evde mi çekerim? Muhtemelen yeni evde çekeceğim. Yeni taşındığım evde video çekme düzeneyim nasıl olacak bilmiyorum. Nerede, nasıl en iyi ışığım olacak, ne bileyim arka planım vesaire nasıl olacak bilmiyorum. Yerim olacak mı, özel bir yer ayırmaya bilmiyorum. Ama onu artık taşındıktan sonra göreceğiz ama ümit ediyorum şimdikinden daha iyi olacak bazı şeyler. Olmazsa da her zamanki bir araba var. Arabanın içinde şey deriz, çekeriz, sohbet ederiz. Armani fondöteni ters tutuyorum çünkü bitti. Bitti lanet olsun ve dibini yalıyorum yani, bitti. Giorgio Armani'nin Luminous Silk fondötenini 3.5 numarası. Bittiği için 3.5 atıyorum. Ve elimde şu an 2-3 tane tam boy fondöten olduğu için almıyorum. İndirim. Belki bir dahaki Sephora indiriminde alabilirim sanırım Nisan'da. O zaman alabilirim ama şimdilik böyle bitmiş fondötenin ters tutarak cam bir de. O yüzden hani böyle kesme falan filan da yapamıyorsunuz. Dibinde ne varsa kullanıyorum ve yani benim hani bittikten sonra böyle kestiğim ettiğim dibine deliler gibi kullandığım ürün çok yok. O kadar sevdiğim. Ama bu onlardan bir tanesi. Sadece çok pahalı maalesef. Okay, şöyle. Bu arada çok derbeder görünüyorsam lütfen kusuruma bakmayın. Bunun sebebi çok derbeder olmam. Çünkü kendimi de çok ihmal ettim. Her şeyi, her yönden ihmal ettim. Cilt bakımı ihmal ettim. Ne bileyim, bakın saçlarım fönlü değil. Bir ara böyle çok severek çektiğim o fönleri son 1-2 haftadır fırsat da bulamıyorum açıkçası. Mesela dün banyo yaptıktan sonra çekmek istiyordum. Olmadı. Kaldı bir şekilde. Falan filan dip boyam geldi, siz görmeseniz de onları gizlemek için elimden gelen her şeyi yapmışsam da dip boyam geldi falan. Ama şu an gerçekten son 2 haftaya kıyasla daha iyi bir ruh haliyim. Belki siz de fark ediyorsunuzdur diyeceğim, fark edemezsiniz. Çünkü son 2 haftadır doğru dürüst yoktum. Mesela video çekmesem bile Instagram'dan falan ya da YouTube'dan canlı yayın yapmayı, sizlerle o şekilde sohbet etmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Hatta bu konuda şikayetçi olanlarınız da var. Videoya işte vlog ya da normal video diye tıklıyorum ama canlı yayın çıkıyor, kapatıyorum. Çok hani sevmiyorum, sıkılıyorum diyen arkadaşlar var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani canlı yayınları çok seven, ısrarla yaptığın insanlar da var. Kaldı ki ben kendim istediğim için yapıyorum. Ben kendim sohbet etmek istediğim zaman açıp yapıyorum. Sevmeyenler de haklılar. Hani izlemek zorunda değil elbette hiç kimse ama ben yapmaya, canım istediği sürece yapmaya devam edeceğim onları elbette.
Ne diyecektim? Ama 2 haftadır onları da yapmıyordum. Bu 16-17 gündür. Canlı yayın da yapmadım doğru dürüst. Böyle biraz uzak kaldık ama ne güzel özledik birbirimizi. Ben gerçekten gerçekten video çekmeyi özledim. Şu an şu yaptığım şeyi sizlerle konuşarak böyle az biraz süslenmeyi özledim. Şu bu arada ya insan bir ayna getir Allah aşkına. 25 senedir YouTube'dasın ya. Yeter ya. Saat de 4.30'dan 5'e doğru geliyor ve kış mevsimi olması sebebiyle hava daha bir erken kararıyor. Pardon. O yüzden ümit ediyorum. Görebileceksiniz ya, zaten görmenizi gerektiren teknik bir makyaj falan yaptığım yoktu. Çok böyle sizinle konuşasım gelmişti. Makyaj da işin bahanesi. Bir de son zamanlarda yaptığım uydurup kıtırıp çabuk makyajı görün istedim açıkçası. Şunları karıştırdım biliyorsunuz. Ve bugün de bu değişmeyecek ve onları karıştıracağım gene. Başka size söylemek istediğim ne var? Dünkü videoma yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Birçoğunuz çok sevindiniz benim adıma taşınıyorum diye. Sağ olun, var olun. Cidden benim sıkıntıma üzülen, mutluluğumla sevinen insanların olması çok şaşırtıcı demeyeceğim artık. Bu kadar senedir YouTube'dayım, şaşırmamalıyım ama hala beni şaşırtıyor cidden. Ve çok büyük bir mutluluk benim için. Tabii ki çok sağ olun gerçekten. Kıymeti çok büyük benim için. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz ki Instagram'daki son paylaşımlarım sürekli parfüm üzerine. Bir süre öyle gidecek galiba çünkü çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Taktığımı takıyorum yani. Bilecek bir şey yok. Dediğim gibi kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Onun dışında ev. Meksika sınırına bayağı yakın olacağız. Benim tüm günlük rutinim değişecek. İşe gidip gelmek dışında, iş muhitim dışında. Too Faced'in chocolate bronzer'ı bu arada. Şöyle bir fırçayla, lale, tulip dedikleri fırçalardan biriyle. Ama onun dışında ne bileyim günlük gidip mutfak alışverişi yaptığım yerler değişecek. Giyim alışverişi şu bu ya da yani gezmeye gittiğimiz yerler. Bu tarafa biraz daha uzak olacağız. İster istemez daha az buralarda takılıyor olacağız. Bir yandan beni heyecanlandırıyor yeni yerler vesaire anlamında. Bir yandan da hüzünlendiriyor. Senelerdir buradayım ve ben North Park'ı seviyorum aslında. Şu an yaşadığımız yeri. Yani ne bileyim aile olduktan sonra ya da çocuk yetiştirmek için ne kadar iyi bir muhit tartışılır ama genel anlamda seviyorum. Her şeyin elinin altında olmasını falan. Niye ya? You paid $5.98. 5.98. 6 dolar ödemişim hemen hemen. PayPal'a. Aman PayPal'dan mesaj geldi. iTunes'a, Apple'a 6 dolar ödemişim. Acaba niye ödedim onu merak ediyorum. Her neyse. Annem postacı. Bana kutular getir postacı. Ya şu an beklediğim bir şey de yok ama. İşte. Ne diyordum? Özlediniz mi bu gelgit akıllılığımı? Tartın her zamanki artık bilmediği en kalmadı parti isimli. Allığı. Ama çok güzel. Ben matallık çok seviyorum. Bu havalarda ve aslında her zaman ama özellikle sonbaharda falan matallıkları çok çok seviyorum. Böyle gördüğünüz gibi diller gibi matta değil de hani ışıltılı olmayan, simli vesaire olmayan allıkları bir ayrı seviyorum sanki. Şunu hoş, doğal böyle put together diyorlar ya hani böyle biraz çok uğraşmamışsın ama hoş gibi bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Çarpaydın. Hele bir arabama dokundur. Senin saçını peşin. Şimdi şu siyah göz kalemini öcü gibi gece izleyen varsa aranızda onları korkutarak tight lining yapacağım. Konuşamadım. Asla konuşamadım. Tight lining yapacağım. Her şey değişecek. Şu taraftan neyse başka apartmanı gidip postacıyı görebilecek misiniz? Ne yapacaksanız bizim postacıyı görüp. Ay valla özlemiştim cidden boş boş. Şu an böyle karşımda sanki birileriniz varmış gibi konuşuyorum ya. Bunu bana 28 sene önce Aktoli'den göndermişlerdi hatırlarsanız. Pure Pro'nun Etienne paleti. Şu renkle. Uy. Kaşlarımı dolduruyorum. Herhangi bir kahverengiyle yani.
kaşlarımı da almam lazım. Şekli kendinden geçti artık. O kadar kendimi saldım ki. Ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Hepimizin iyiliği için. Pardon, fark edemiyorsunuzdur oradan. Ama kaşlarım iyi durumda değil. Ay, Meksika sınırına çok yakın olduğumuz için genelde çevredekiler Meksikalılar. Ne kadar güneye giderseniz o kadar çok Meksikalı daha çok oluyor sanırım. Gerçi burada da çok var. Mesela az önce yanımda park etmeye çalışan kadın. Meksikalı bir kadındı. Şu an siz görmesiniz. Hemen şu tarafında merdivenden inen bir kadın var. Meksikalı. Hani. Benim için fark etmez açıkçası. Meksikalı olmuş. Yani Meksika kökenli olmuş. Amerikalı olmuş. Mesela El Cajon diye bir yer var burada. Orada da çoğunluk Arap. Iraklılar. Çoğu da Iraklı hatta. Arap da değil, Chaldean deniyor. Hristiyan Araplılar galiba. Ama normal hani Arap da var. Müslüman Arap da var. Bizim böyle biraz yukarılarda Somaliler var. Oraya mesela Little Africa diyorlar. Somalililer falan, Afrikalılar var. Öyle yani. Her yerde böyle biraz belli milletten insan, Vietnamlılar falan var. Belli milletlerden insanlar toplanabiliyor. Burada konvoy tarafı denilen yer çoğu Asyalı falan mesela. Her neyse, niye anlatıyorsam sanki çok umurunuza. Ama bizim taşındığımız yer daha çok Meksikalılara yakın olacak, sözün özü. Kaşlarımı doldurduktan sonra şu paletten genelde şu 1900 ups, parmağımı içine soktum. 1988 isimli şu rengi alıyorum ve onunla gölge yapıyorum. Yani yapmasam da olur aslında. Hani çok aman aman far anlamında bir şey yapmıyorum da, ne bileyim, şöyle bir hafif gölge veriyorum gözüme. Hafif dedim ama bayağı yaldır yaldır oldu. Sonra bir rimel sürüyorum arkadaşlar. Bir ruj sürüyorum ve bitiyor. Bu kadar. Son zamanlarda yaptığım çarçabuk makyaj bundan ibaret. Ama işte saçımı böyle toplayınca, küpe falan takınca böyle biraz derli toplu durmamı sağlıyor. Şuraya nasıl boca ettim rimeli. Sonra onu dağıtmaya çalışıyorum ama sanki orada bir topaklık oldu. Ya da olmadı mı? Neyse, çok önemli değil. Bu arada taşınma diye siz baydıysam kusura bakmayın. Ama yani gündem o. Ne yapayım? Yalnız sanırım benim biraz çarçabucak bu makyajı bitirmem gerekiyor ki Sephora'yı da gösterebileyim. Hava yavaştan, fark ediyorsunuzdur, kararmaya başlıyor. Şu havaların erken kararma huyu bitse çok sevineceğim. Böyle rimelimi de sürdüm. Ruj. Rujum da canım Anatoly Cem'in sürekli kendisiyle oynayarak kapağını kaybettiği. Fakat size göstereceğim için çok mutlu oldum bir ruj. Çünkü birçoğunuzda olduğunu düşünüyorum. The Balm'ın My Bills Be Paid isimli rujum. Böyle yani bende vardı ama sürekli çekmecede duruyordu. Doğru düz kullanmıyordum son zamanlarda özellikle. Şimdi bayılıyorum. Rujum, aman dudak kalemim NYX'in o kadar çok bahsettim ki bundan. Slide On, Glide On. Definitely a turn on waterproof dudak kalemi. Artık rengini okuyamıyorum da sanırım ismi Nude Suede Shoes. Eğer yanılmıyorsam. Evet, Nude Suede Shoes. Yavaş yavaş siliniyor üstünden. Yani öbürünü sorduğunuzda söyleyemeyeceğim. Hatırlayanlar olur diye ümit ediyorum. Ay, burnum kaşındı. Nefesleri alavere alavere sürdüm. Sonra My Bills Be Paid, The Balm'dan. Son zamanlarda yaptığım makyaj bu. Fondöten, allık, hafif bronzer. Yani şu farı sürüyorum ama sürmesem de olur. Ya da bronzerınızı da sürebilirsiniz. Rimel, kaşları doldur, bir ruj, iki küpe, saçta topuz. Bitti. Bu kadar.
parfümümü süreceğim. Şu an sürmeyeceğim ama hangi parfüm süreceğim göstereyim. Çünkü arabada kendimi boğmak istemiyorum. Tam işe girmeden çıkarayak süreceğim. Hipnotik Poison'ım. İlk kutusuyla giderim çünkü çantaya atıp kırmaktan korktuğum için işe gitmeden önce bugün bunu süreceğim. Beni çok mutlu eden, çok çok mutlu eden parfümünden bir tanesi. Şimdi arabada boğulmayacağım. Kendime ama şöyle bir koklayayım. Allah'ım muhteşem. Dünyanın en güzel ve seksi kokulu parfüm olabilir. Korkarım. Bence. Okey arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz sohbet ettim. Böyle bir içimi anlattım size, kendimi. Döktüm. Hafif de makyajımı yaptım. Güzel oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Çok öptüm.